Merhabalar, ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sadece 3 malzeme kullanarak çok güzel bir çikolatalı muz yaptım. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden hemen yapımına geçelim. İlk işlem olarak çikolatamızı eritmemiz gerekiyor. Çünkü kremanın içine koyduğumuz zaman birazcık kıvamını çok fazla eritmemesi için 200 gram kadar bitter çikolata kullandım. Çikolatamı kasenin içine kırdım ve çaydanlığın üzerine oturturdum ve ocağa aldım. Suyumuz kaynadıkça verdiği buharından bu şekilde çikolatalarımız eriyor. Çikolatamı ara karıştırdım ve bu şekilde akışkan hale gelene kadar erittikten sonra da birazcık ılıması için de kenara koydum. Krema seçeneğinde 2 paket sıvı krema kullanıyorum ama kullanmadan önce bir 3 dakika buzluğa attım. Buzluktan çıkarttıktan sonra da çırpma kabını alalım. Kremamızı koyduktan sonra da mikserimizle kremamız bayağı bir koyu kıvam alana kadar iyice çırpalım. Bu işlem yaklaşık bir 5 dakikamızı alıyor. İyice çırpalım. Kremamı koyu bir kıvam alana kadar çok güzel bir şekilde çırptıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı kahvaltıda kullanmış olduğumuz yumuşak çikolatadan ekleyelim. Eritmiş olduğum çikolatam şu anda ılık durumda. Onu da ekliyorum. Krema, kahvaltılık çikolata ve bitter çikolata sadece 3 malzemeden oluşuyor. 3 malzememizi de kattıktan sonra İyice özdeşene kadar çok güzel bir şekilde çırpalım. Mikseri kaldırıyorum ve hemen şöyle spatula ile bir çevirerek sizlere de hem kıvamını göstermek istiyorum. Bu kısımdan sonraki şöyle bir 30 saniyelik partı maalesef telefonum hata göstermiş ve kaydetmemiş. Bu kısımdan sonra kupalarıma koyarak buzdolabına kaldırmıştım. Buzdolabımızda bir 5 saat dinlendirdikten sonra da elimle doğramış olduğum iri iri fındıklarım var. Onu da süs olarak üzerine koyuyorum ve servise hazır hale getiriyorum. Ben kup olarak bunları tercih ettim ama küçük küçük kaselere koyarak daha çok da elde edebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bu tarifi isteğe bağlı bir kutuya koyarak, buzluğa kaldırarak, buzlu bir şekilde dondurma gibi de yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Denemenizi de tavsiye ederim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz. Videomu izledikten sonra beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Denedikten sonra da mutlaka fikir yorumlarınızı da bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.